Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güneş paneli kurulumu yapacağız. Ekipmanlarımızı tanıyalım hemen hızlı bir şekilde. 12 wattlık bir güneş panelimiz var. Solar kontrol cihazımız var. Hemen şöyle gösterelim. Kullanma kılavuzumuz. Çince olduğu için çok yardımcı olamadı. Fakat biz biraz deneme yoluyla öğrendik. Özellikleri burada İngilizce yazıyor. Solar kontrol cihazı. Bizdeki 30 amperlik bir solar kontrol cihazı. Hemen Clemens'lerini tanıtayım size. 6 adet Clemens'i var. Güneş panelinin artısı ve eksisi. Akünün artısı ve eksisi. Aydınlatma veya yük için kullanacağınız Clemens için, port için artı ve eksi uçlar. Aynı zamanda 5-12 volt çıkış da var. 2 adet USB çıkışı. Şimdi akümüzü tanıyalım. Akümüzde 9 amperlik 12 voltluk bir jel akü. Bu tür sistemlerde, güneş enerji sistemlerinde daha çok jel akü tercih ediliyor. Uzun vadede ve daha uzun ömürlü olduğu için. Şerit dediğimiz var. Bunu da yük çıkışından veya aydınlatma çıkışından kullanırken size göstereceğiz. Detaylı anlatacağız. Arkadaşlar güneş panelinin bağlantısı şu şekilde. Artısı ve eksisi zaten klemenslerin altında yazıyor. Gördüğünüz üzere kırmızı, mavi kaplamız. Lehimledik bunları biz. İsterseniz klemenslerle de uçlarla da bağlayabilirsiniz ekstradan. Şimdi şarj kontrol cihazımızın bağlantısını yapıyoruz. Aküden gelen artı ve eksi kablomuz. Aküyü de kısaca gösterelim. Kırmızı artı zaten yanında yazıyor. Siyah rengimiz de eksi. İşte bu şekilde bağlantı yapmayın. Tabii bu biraz kısa bir bağlantı. Akü için papuçlar var. Onlardan alıp onlarla daha sağlam ve daha kullanışlı bir halde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bağlantımızı yapalım. Kırmızı kablomuz burada gördüğünüz üzere artı, beyaz şeffaf kablomuz da eksi. Hemen bağlantısını yapalım. Uçlarını tabi lehimledik. Lehimlemeye dikkat edelim. Daha kullanışlı ve uzun vadeli olması için. Gördüğünüz üzere ekran geldi. Kısaca şimdi ekranı da anlatacağız. Şimdi sıra solar panelimizin, güneş panelimizin bağlantısında. Öncelikle güneşe karşı konumlandırdık. Ardından bağlantısını yapıyoruz. Kırmızı artımızdı. Mavi eksimizdi. Hemen bağlantısını yapalım. Şöyle. Uçlarını yine aynı şekilde lehimledik. Hemen bağlantısını. Evet. Gördüğünüz üzere konumlandı cihazda şu an. Panelimizi tanıdı. Gördü. Burada okumuz yanıp sönüyor. Bunun anlamı demek oluyor ki panelimiz şu an üretimde. Yani akümüzü dolduruyor. Evet arkadaşlar şimdi şerit ledimizi bağlayacağız. Kontrol amaçlı. Şöyle. Bunun bağlantısı da kolay. Şerit ledi zaten herhalde temin edebilirsiniz elektronikçilerden. Artı 12 volt, eksi 12 volt şeklinde 3 yolu var. Zaten bu ledin yolu. Artı ve eksi şeklinde. Biz buraya hemen yollarını bağlayalım. Kırmızı artı siyahımız eksi uç. Hemen bunu da bağlantı yapalım. Ucumuz tamam. Alt ucumuz da tamam. Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz üzere ledlerimiz yakıp söndürebiliyoruz. Şimdi menümüzü tanıtalım. Evet arkadaşlar menülerimize bakıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Şu anda üretilen voltaj miktarı ve aynı zamanda panelin aktif olduğunu gösteriyor. Yanıp söndüğü zaman. Dördüncü kademede şu an akümüz. Beşinci kademeden sonra fullenecek. Fullendiği zaman, akümüz dolduğu zaman şuradaki simge yanık kalacak. Yanıp sönmeyecek. Evet arkadaşlar menülerimizden bahsedelim. Öncelikle menü tuşumuz.
artı, arttırma, eksi ve aynı zamanda aydınlatmanın açma kapama butonu olarak kullanılıyor. Hemen şöyle gösterelim. Menü, birinci seçeneğimiz. Burada akünün şu an voltajı gözüküyor. İlk menümüzde. İkinci menümüzde aydınlatmaya verilen voltaj miktarı. Bu menüde akünün alabileceği en düşük voltaj. Burada da aydınlanma süremiz. Burada mesela 24 saat demiş. Şöyle gösterelim. Hemen tekrar geleyim menümüze. Basılı tutunca değiştirme ekranı geliyor. Evet, yanıp söndüğü zaman arttırıp azaltabiliyoruz. Şu an 24 H derken horse, yani aydınlanma süremiz. Onu da buradan ayarlayabiliyoruz. Misal şu an hava karardığında 24 saat yanmayı ayarladı. Biz 23 saat, 22 saat buradan değiştirebiliyoruz. 1 saat. 24 saatte kalsın. Burada akünün tipi. B02 jel akü demek. Hemen tekrar gösterelim. B02 jel akü. 3 seçenek var. B01 sıvı aküler için. B02 jel aküler için. B03 ise kuru aküler için. Eğer sıvı akü kullanıyorsanız B01 seçeneği. Jel akü kullanıyorsanız, biz jel akü kullandığımız için B02'ye tekrar geri getirelim. Hemen B03'te şu an hemen azaltınca B02 jel akümüz için ayarladık. Evet arkadaşlar, kurulumuzu tamamladık. Şu anda güneş panelimiz akümüz için devam etmekte. Bu sistemi nelerde kullanabiliriz? Öncelikli olarak bağ evimiz varsa, köylerde elektriğe ulaşmadı veya ulaşsa da yine kendimizde aydınlatmada kullanabiliriz. Bu düşük voltajlı bir değer tabii ki. Şu anda DC üretiyoruz. Siz aynı zamanda inverter yardımıyla alternatif akıma DC'ye çevirip evlerinizde 200 volt olarak kullanabilirsiniz. Tabii bunun için biraz daha en az gücünüzün olması gerekmekte. Ben bu sistemi evimde kullanıyorum. Odamda. Telefonumu şarj ediyorum 5-12 çıkışında. Şerit led bağladım evime. Şurada göründüğü üzere. Bu ledden de gece gayet güzel 2 metre 10 metre karelik bir odayı 2 metrelik bir şerit led gayet güzel aydınlatmakta. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İlerleyen zamanlarda yeni videolarla görüşmek üzere. İyi günler dilerim.